Selamünaleyküm. Vezirin hilesi. Hani bir Yahudi bir padişah vardı. O Yahudi padişah Hristiyanları habire öldürüyordu. Tarih boyunca insanları dini istismar edenler dinle yönetmeye kalkışmışlar. Kimisi firavunlukla, Nemrutlukla yönetmeye çalışmışlar. Ne yazık ki insanlar tarih boyunca hür olamamışlar. Genel itibariyle karanlık dönemlerde yaşamışlar. İşte o Yahudi padişahın önüne Yahudi vezir ona dedi ki bana müsaade et. Ne zamana kadar öldüreceksin? Ben onların içine gireyim. Onlardanmış gibi görüneyim. Hep aldanan insanlar da aldatılırken kendindenmiş gibi görünenler, kendinden gibi konuşanlarla aldatılır. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de buyurur ki ahir zamanda öyle kimseler gelecek. Onlar konuşurlarken sanki sizdenmiş gibi konuşacaklar. Sizdenmiş gibi. Ama en büyük zararı da onlar verecekler. O yüzden onlar konuşurlarken bizdenmiş gibi konuşurlar. Size zarar verecek olan kimse sizin karşınıza geçerekten zarar vermez. Sizin yanı başınızdadır. Size der ki buraya bir imza atıver. Siz bir imza atarsınız, eviniz satılır, onun umuruna gelmez. Yanı başınızda, sizin dilinizden konuşur. Size öyle bir ayet, hadis anlatır, size öyle bir din anlatır. En sonunda der ki pamuk eller cebe. Kapının önünde kitaplarım satılıyor. Şu kitaplarımı alın, yoksa hakkım helal değil. Kapının önünde CD'm satılıyor. Kapının önünde dergi satılıyor, İslami dergi. Kapının önünde İslami bir mecmua satılıyor. Bunu muhakkak almanız lazım. Ona bir soru sorarsanız onlar derler ki şuna filanca kitapta cevap verdim. Alın oradan okuyun. Sizin dilinizden konuşur. Enteresan bir televizyonda bir program izliyorum. Televizyonda program izlerken o ilahiyat emekli ilahiyat profesörü olan zat diyor ki dinden para kazananlar, dini işte menfaate devşirenler altında altyazı profesör bilmem kim hocanın bilmem ne kitapları set halinde 125 lira işte set halinde 125 liraya alana da bilmem kaç tane CD bedava. İşte o Yahudi vezir ile Yahudi padişah anlaştılar. Onlar o vezir Hristiyanların içerisine girdi. Sanki Hristiyanmış gibi onlara oyun yaptı, tezgah yaptı. Zevk sahibi olanlar onun sözünde acılık karışmış bir tat sezdiler. Zevk sahibi olan, dinde zevk sahibi olmak. Bu dini o kimse yaşar iken zevk sahibi olmak, keşf sahibi olmak. Zevk sahibi olmak, hakikat sahibi olmak. Siz hiç yemek, kuru fasulye yememiş bir kimseye kuru fasulyeyi haşlayıp önüne koysanız, salçasını da sonradan atsanız o hiç kuru fasulye yememiş. Onu çok güzel olmuş der, kuru fasulyeyi yer. Ama o güzel bir kuru fasulye yediyse daha önce ona kuru fasulye beğendirmek çok zordur. Neden? O çok güzel bir kuru fasulye yemiş çünkü. Her kuru fasulyeyi beğenmez o.
Dikkatli ol. Tamam. Ben yemeği bilirim. Annenden karnıyarı öğrenebilirsin mesela. Eğer bu kimse ne olur? Zevk sahibi olur. Bir kimse kıyafette zevk sahibi, sanatta zevk sahibi, dinde zevk sahibi, evde zevk sahibi, kendisi zevk sahibi ise ona siz bir şeyi çabuk beğendiremezsiniz. Onu biliyor çünkü o. O zevk sahibi ise o mantonun üzerine nasıl bir eşarp gider? Zevk sahibidir. O mantonun altına nasıl bir ayakkabı gider? Zevk sahibidir. O mantonun altına nasıl bir kazak gider? Zevk sahibidir. Ona siz uydur kaydır bir şey giydiremezsiniz. Zevk sahibi. Zevk sahibi olan kimseler zenginlikle, fakirlikle alakalı değildir. O kimse bir şeyi biliyordur ve önemsiyordur. İşte Hristiyanların içerisinde zevk sahibi olanlar sözlerde acılık hissediyorlar. İslam dinini bilen, onu yaşayan, ondan tat alan, lezzet alan bir kimse din adına size bir şey söylerken sizin kalbinizde bir acılık hisseder. Dersiniz ki bunun böyle olmaması lazım. Neden? Ya kalbim mutmain olmadı. Kardeş, içkinin azı haram olur mu? Çoğu haram olanın azı nereden helal olacak? Dinde zevk sahibi olan bir kimsenin çoğu haramsa azını helal saymaz. Der ki bunda bir sıkıntı var. He, neymiş de işte yıkılıncaya kadar içersen harammış. Yemeklerde bir duble içersen bu haram değilmiş. Bizim çocukluğumuzdaki duygu buydu. Neden? Bir dubleden bir şey olmaz. Şifa niyetine canım. Lan şifa niyetine koliyle götürüyor adam. Ama zevk sahibiyse o dinde der ki hayır bu caiz değil. İşte zevk sahibi olanlar bir farklı tat aldılar onda. Şimdi bir kimse bir yöresel yemek ise onun tadını bilse ve o yöresel yemek gerçekten öyleyse kolay kolay ona siz o yöresel yemeği başka bir tatta beğendiremezsiniz. Bunun gibi o garezle karışık latif sözler söylemekte, gül sulu şeker şerbetinin içine zehir dökmekteydi. O garezle konuşuyor, kinayesine konuşuyor, yanlış konuşuyor. Onun içerisine böyle gül suyu gibi ama onun içerisine zehir zemberek koyuyor. Onun içerisine öyle şeyler koyuyor ki siz onu din olarak algıladığınızda dinden çıkıyorsunuz. Ama o hoş bir şey de söylüyor size. Tatlı bir şekilde söylüyor. Dinin, İslam dininin temeli Kur'an ve sünnettir. Size öyle bir hoş bir şey söylüyor ki sünnetin karşısında bu. Sünnetin karşısında. Ama onu tatlı bir şekilde anlatıyor size. Hani diyorlar ya şimdi size, ya bu hadislerin hepsi de sahih mi? Siz duruyorsunuz şimdi bir. Ya gerçekten hepsi de sahih mi? Attı size bir soru işareti. Ve sizin aklınıza hitap etti. Dedi ki, bunca kelime konuşulmuş, hadis söylenmiş, hadis adı altında hepsinin sahih olması düşünülemez. Bunların bir kısmı sahih değil. Ömründe hiç hadis kitabı okumamış, evinde hiç hadis kitabı yok, oturup hadis kriteri yapabilecek bir kimse de değil. Bu sizin aklınıza uygun geldi. Mantığınıza yattı. Siz dediniz ki, ya ben akıl sahibiyim kardeşim. Yani bu hadislerin normalde hepsinde sahih olması mümkün değil. 1-0 galip karşıdaki kimse. Kardeş,
Ben hadis alimi değilim. Sen hadis alimi misin? Değilsin. Sen nesin? Sosyologsun. Profesör sosyolog. Neydi? Tas tamam mıydı? Tan tamam mıydı? Tas tamam. Sosyolog. Bütün hadisleri inkar ediyor. Bütün hadisleri kökten. Diyor ki bize sadece Kur'an yeter. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Ne kadar hoşumuza gidiyor. Ya Kur'an yeter diyor. Biz hadis de var deyince sen Kur'an'ı yetersiz mi gördün? Bakın söz ne kadar tatlı. Kardeş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetleri var, hadisleri var. Sen Kur'an'ı yetersiz mi görüyorsun? Bakın siz sustunuz. Aa, birine öyle dedim, kalk dedim, yatsı namazının dedim, bana yatsı namazını kıl dedim. Nasıl yani dedi, basmaya yatsı okundu mu okundu, kalk dedim yatsı namazını kıl bana. Kaç rekat kılacaksın, ne kadar kılacaksın, nasıl kılacaksın, hadisler yok. Bu durdu şimdi. Ya nasıl bir şey söyledin? Ya ben bir şey söylemiyorum sana. Yatsı namazı kılmak farz mı? Kabul ediyor musun bunu? Farz. Bana nasıl kılacağını göster. Ama hadislere dayanma hiç. Ben bunu haftaya dedi geldiğimde size cevabını vereyim. Yaklaşık 9 yıl geçti. Hala da gelecek bana cevap verecek. Ama mantık olarak, akıl olarak bize tatlı geliyor. Bizim hoşumuza gidiyor bu. Çıkıyor birisi, diyor ki sana ne hangi maldan ne vereceklerini soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan fazlası. Ayet-i Kerime öyle değil mi? Ne o, eli açık mıydı? Soy ismi eli açık değil mi? Soy ismi eli açık. Diyor ki malınızın tamamını vereceksiniz zekat olarak. Olur. Hadi sen zekat olarak dedim, ben de yazı yazdım ona. Cevap yazdım. Koç, Sabancı malının tamamını versin, biz de verelim hep beraber. Sen malının tamamını ver, biz de verelim. Cevap yok. Neden? Çünkü onlar insanların akıllarını bulandırmak için, imanlarını bulandırmak için konuşuyorlar. İşte bu vezir gibi her dönem vezirler var. Hazreti Pir bize uyanık olmamız için kıssa halinde söylüyor. O vezir de kendi içerisinde söylediklerinin içerisine zehir katıyordu. Baktığınızda aklınıza ve mantığınıza uyuyor. Diyor ki Kur'an size yetmez mi? Diyoruz Kur'an'da peygambere tabi olun var. Peygambere tabi olmanın hükmü kaldırıldı mı? Ayetlerin hükmü mü bitti? Hani Kur'an ebediydi? Peygambere nereden tabi olacağız şimdi biz? Hadisleri inkar edersek? Peygamber'e itaat etmek ve tabi olmak kalktı. Bir problem yaşarsanız bunu peygambere ve Allah'a götürün. Ayet-i kerimesi var. Peygamber'e nasıl götüreceğiz hadisleri inkar edersek? Bu da kalktı. İşte böyle taslamam gibi, eli açık gibi o Hristiyanlığın içerisinde de o Yahudi vezir girdi Hristiyanlığın içerisine. Ve sözlerinin arasına garez, sözlerinin arasına gül suyunun içerisine acılık döktü. Onu uyanık olmayan, gaflete düşmüş inananlar onun sözlerine inandılar. Gaflete düşmüşler çünkü. Hani birisi de çıktı ya, horozdan da kurban olur, ayakkabıdan da kurban olur dedi ya. Bu ülke bunları gördü. Adam televizyona oturdu, soy ismi beyaz
kendisi beyaz olmayan, dedi ki horozdan da kurban olur. Dedi ki ayakkabıdan da kurban olur. Biz bunları dinledik. Bu toplum bunları dinledi. Dinledi. Hala da dinliyor. Ne kadar da sabırlıyız biz. Ne kadar da sabırlıyız. Daha geçen hafta taslamam çıktı. TRT'de boy gösteriyor. Hadis inkarcıları revaçta. Neden? Hoşlarına gidiyor. Peygambersiz bir din. İstedikleri yere çekecekler. Secde. Kardeş, sen oturduğun yerden de secde edebilirsin. Önemli olan senin duygun, hissetmen. Ya ben secdeyi parende ataraktan da hissederim. Namaz bir duygu, önemli değil. Senin namaz kılmayı istemen, bunu duygu olarak yaşaman önemli. Sen bir duvarı böyle silerken de namaz kılıyorum diyebilirsin. Siz diyeceksiniz ki ne kadar saçma ya, öyle değil mi? Hadis yok, ben böyle anladım, ne yapacaksınız? Ben böyle anladım. Oruç tut, tamam. Ben işte gündüzleri su içmiyorum, meyve suyu içiyorum. Meyve suyu orucu bozmaz. Su bozar. Kim hayır diyecek? Çıktı ya birileri de dedi ki hani az bir şey yer içerseniz orucu bozmaz dedi. Benim televizyondan dinlediklerim. Televizyondan dinlediklerim. Çıkıp söylüyorlar mı? Sözlüyorlar. Hazreti Pir'in geçmiş dönemden bir İsrailli, yani Yahudi bir vezirle padişahın hikayesini anlataraktan bize ders veriyor. Diyor ki bunlar geçmiş zamanda oldu. Benim zamanımda da var. Sizin zamanınızda da olacak. Şimdi de var. Bunlar ne yapıyorlar? Bizdenmiş gibi konuşuyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki Kur'an her şeye yeter. Harika. Ben kardeş namazı nasıl kılacağız deyince buna cevap vermiyor. Diyor ki sen Kur'an'ı yetersiz mi görüyorsun? Ben de diyorum ki ben Kur'an'ı yetersiz görmüyorum. Kur'an ayetlerinin tefsirini Hazreti Muhammed Mustafa'dan dinliyorum. Ne manaya geldiğini ondan dinliyorum. Senin heva ve hevesinden değil. Çünkü Kur'an buyurdu ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için o heva ve hevesinden konuşmaz. Bu söz taslamam için yok. Eli açık için yok. Soy ismi beyaz, kendisi kara için yok. Hazreti Muhammed Mustafa için var. Hadis inkarcılar için yok. Muhammed Mustafa için var sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu tip Yahudi, gerçekte Yahudi vezir, içi Yahudi, içi Musevi, içi dinsiz, dışı Müslüman çok. İçi dinsiz, dışı dindar çok. İçi dinsiz, dışı Müslüman görünen çok. Önceden de vardı, daha öncesinden de vardı, daha öncesinden de vardı. Şimdi de var. Bizden sonra da olacak. Bize düşen Kur'an ve sünnete uymak. Kur'an ve sünneti öğrenmek. Kur'an ve sünneti öğretmek. Kur'an ve sünneti yaşamak.
Bize düşen vazife bu. İşte o kimse sözünün dış yüzü, yolda çevik ol diyordu. Ardından da cana gevşek ol demekteydi. Bir tarafta çevik ol, disiplinli ol, Allah'a koş. Bir tarafta da diyor ki, boş ver canım. Allah her şeyi affeder. Ya namaz kıl, aman Allah affeder, boş ver. Ya oruç tut, aman canım ya, bu kadar da korkutmayın. Allah affeder ya. Ya kardeş, haram işleme. Ya siz neden Allah'tan korkutuyorsunuz bizi? Ne kadar siz cahil hocalarsınız, ilim adamınızsınız. Böyle tasavvuf olur mu, böyle tarikat olur mu? Yani namazı kılarsın bir gün. Ya ne zaman kılacak bu adam? Bu insan ne zaman kılacak? Ya bir gün kılar. Hatta daha ilerisini söyleyenler var. Onlar diyorlar ki, bizim namazımız kılındı. Ya ne zaman kılındı? Sen bilmezsin, ermedin daha. Bizim kılındı, orucumuz da tutuldu. Ya nereden tuttu, ne zaman tuttu, kim tuttu senin adına? Ya sen bilmezsin, bizim meşrebimiz böyle. Bizim meşrebimiz yüksek meşrep. Hangi meşreptensiniz siz? Biz melami meşrebindeniz. Ya melami meşrebinden deyip de bütün melamileri aynı kefeye koyma, yapma. Benim bildiğim melami meşrepleri namazlarını kılar, oruçlarını tutarlar. Ya nafilelerini gizlerler. Benim bildiğim melamilik bu. Ama sen bütün ibadetleri atmışsın kenara, haramları da atmışsın kenara. Pavlos gibi olmuş. Pavlos'un düşüncesidir. Bir şey yasak olmazsa cezada olmaz. O zaman yasak diye bir şey yoktur, cezada bir şey yoktur. Pavlos düşüncesidir bu. Hristiyanlar şu anda gerçek Hristiyanlığı yaşamıyorlar. Pavlos'un düşüncelerini yaşıyorlar. Pavlos kim? Aslında kendisi bir Yahudi haham. Yahudi haham. Allah alem, Hazreti Mevlana onu tarif ediyor bize. Hristiyanların içerisine girdi, Hristiyan dinini ifsad etti. Şimdi Hristiyanlar haram diye bir şey tanımıyorlar. İbadet diye bir şey tanımıyorlar. Geçen gün, dün akşam gece Papa'nın Haç yolculuğunun resmini gördüm. Halının üzerine upuzun yatmış, hacca gidiyor. Haç yolculuğu. Halının üzerine yüzü koyun, upuzun yattın mı, haç yolculuğuna girmiş oluyorsun. Pavlosvari bir din. Bizi de öyle yapmak istiyorlardı. Hani var ya böyle ılımlı Müslüman, güzel Müslüman, yumuşak Müslüman. Konuşuluyordu ya çok. Ya bunun içinden şu hukukla alakalı işleri atalım Kur'an'dan. Başka bu yasakları da atalım. Ne kaldı geriye? Sevelim, sevilelim, hoş geçelim. Bunu uğraşıyorlardı. Bizim insanımız da inatçı mı? İnatçı. Bizim insanımız da Nuh diyor, peygamber demiyor. Yok, tutmadı maya. Türkiye'de maya tutmadı. Uğraştılar, tutmadı. Bir kısım cemaatler, tarikatlar, partiler, purtiler hepsi de ayaklandılar. Ilımlı İslam için yollara düştüler. Bu millet oyunu bozdu, tutmadı. Tutmadı. Konuştuklarıyla, harcadıkları parayla kaldılar. Tutmadı. Allah bizi iyilerden eylesin. Gümüşün dışı ak ve berraksa da el ve elbise ondan katran bir hale gelir. Bazı şeyler vardır, dışı sizi yakar, içi bizi yakar. Bakarsınız dışı cas çavlak, parlak. Elinizi alırsınız, pulu dökülür ya. Elinize aldığınızda sırrı dökülür onun. Gerçeği çıkar meydana. Allah muhafaza eylesin. Münafıklar böyledir. Dışları parıl parıl parlar.
içleri kötüdür. Ateş kıvılcımlarıyla kızıl çehreli görünse de onun yaptığı işin sonundaki karanlığa bak. Ateşe bakarsın pırıl pırıl yanar ama ortalığı yakınca arkasından kapkara bir bulut bırakır. Kapkara bir ev bırakır size. Ev yanınca kapkara bir ev kalır. Hiç ocakta parlaklık görür müsünüz? Kapkaradır. Geriye kapkara duman, is, kömür kalır. Geriye kapkara kül kalır. İşin her şeyin sonuna bak. Sonunu seyret. Ben şimdi sizi burada yaldızlı laflarla, kelimelerle aldatabilirim. Sonum ne olacak benim? 5 yıl sonra ne olacak? 10 yıl sonra ne olacak? 15 yıl sonra ne olacak? Kaç ay olmuş buraya geleli? 90. aydaymışız burada. 90 ay. Allah nice aylara tamamlatsın inşallah. Kendi yolunda hizmet edenlerden eylesin. İşin sonuna bak. Yaldızlı kelimelere kanma, yaldızlı cümlelere bakma. İşin sonu önemli. Allah sonumuzu hayır getire. Yıldırım bakışta saf bir nurdan ibaret görünür. Fakat göz nurunu çalmak, gözü kamaştırmak onun özelliğidir. O yüzden sufiler hallerin devamından yanadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yanar sönerliği kabul etmedi. Dedi ki ibadetin az ama devamlı olanı önemlidir. Az ama devamlı. Namazını devamlı kılmaya gayret et. Bırakma namazını. Öğleyi kılamadın. İkindi okundu. Öğlenle ikindiyi beraber kıl. Namazını bırakma. Akşamı kılamadın, yolda geçti. Önce akşamı kıl, eve girince ardından yatsıyı kıl. İbadetini bırakma. Her gün, her gün alnın secdeye gitsin. Her gün alnın secde görsün. Her gün dilin zikrullahla ıslak olsun. Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Tevhid çekin, la ilahe illallah deyin. Geçen gün bayanın birisine dedim ki tevhid çek, la ilahe, tevhid çek diye mesaj çektim. Bana geri dönüş yaptı, tevhid ne demek diye. Kızmadım, üzüldüm. Üzüldüm. Kırkına merdiven dayamış bir bayan tevhid ne demek diye bana mesajda geri döndü. Yazdım la ilahe illallah de. Müslüman. Gecenin saat 3'ünde bir bayan telefon açtı. İşte cinnilerle alakalı sıkıntı yaşadığını söyledi. Bizim kardeşlerden birisi vermiş telefonu. Dedim ki gusül, guslet, guslet. Guslettikten sonra dedim secdadeye otur. Secdadeye oturduğunda dedim tevhid çekmeye başla. Ben de dedim buradan evden secdadeye oturacağım. Ben de sana dua edeceğim. Telefon elinde duruyor. Bana şunu söyledi. Hocam gusletmek ne demek? Telefonda dedim özür dilerim kaç yaşındasınız? Dedik 34 yaşındayım. Dedim evli misiniz? Evlendim boşandım dedi. Dedim guslü size kimse öğretmedi mi? Hayır dedi. Peki beni iyi dinle şimdi dedim. Banyoya gireceksin. Ağzına burnuna dedim 3'er sefer su vereceksin. Komple yıkanıp çıkacaksın. Niyet edeceksin. Niyet ettim ya Rabbi gusül abdestini almaya. Banyoya gireceğim. Bunu neden tarif ediyorum biliyor musunuz? İçinizde de bilmeyen olabilir diye tarif ediyorum. Niyet ettim ya Rabbi gusül abdestini almaya. Ağzına 3 sefer su verip çalkalayıp atacaksın. Burnuna 3 sefer su verip çok affedersiniz burnunuzu temizleyeceksin. Ondan sonra vücudunun her tarafına su değmemiş bir yer kalmamak şartıyla kulaklarının bu iç tarafları da böyle gusledeceksin dedim.
telefon elinde, dedi ki ben dedi telefonu kapatmayın, ben korkuyorum dedi, ben hiç gusül abdesti almadım, şimdi cinniler bana dokunur bir şey yaparlar diye korkuyorum, telefon açık kalabilir mi dedim, kalabilir dedim ben, koy dedim orada müsait bir yere, telefon açık takıldığın yerde sor, ben su sesini duyuyorum telefondan. Bu gusletti. Ondan sonra şey yaptı, dedi ki ben guslüm yaptım, tamam şimdi giyin dedim. Ben giyindi. Evde dedim örtü var mı, başını örtecek örtü? Evinde başını örtecek örtüsü yok. Evinde secdade yok. Telefonda konuşuyoruz bunları. Dedim bir örtü bul. Vallahi hocam dedi örtü yok. Bu bayan Bursa'da çok büyük bir fabrikanın kalite kontrol müdürü. Maaşı 7-8 bin dolar filan. Örtü yok. Neyse bul dedim oradan bir şeyler. Neyse bir şeyler buldu, neye örtüyse örtü, secda de yok. Dedim temiz, halının temiz bir yeri var mı? Vallahi dedi ben zaman zaman ayakkabıyla dolaşıyorum içeride. Dedim çok asortisiniz ya, sosyetesiniz ya. Ayakkabıyla tik 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 evin içerisinde dolaşsanız bir şey zannedeceksiniz bunu. Tuvalete girdiğiniz ayakkabıyla eve de gireceksiniz. Bir şey zannedeceksiniz bunu. Necaseti eve taşımayı sosyete yapmışlar. Dedim Allah'ını seversen bir şey at dedim yere. Battaniye var mı dedim evde? Var dedi. At bir battaniye dedim. Otur. Başla la ilahe illallah deme. De bakayım la ilahe illallah. Yemin ediyorum diyemiyor. 10 dakika la ilahe illallah demeyi öğrettim telefonda. Oturdu, tevhidi çekti. Neyse korkusu morkusu kalmamış. Ertesi gün iş yerinin önüne modelli bir araba, içinden bir bayan, kucağında kocaman bir çiçek, etek mini, topuklar yüksek, üst dekolte, çat 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 geldi. Mustafa Özbağ'la görüşecektim dedi. Buyurun dedim ben. Siz misiniz dedi. Hiçbir şeye benzetmedi beni. Ben de bir şeye benzemiyorum ya. Benim dedim, Mustafa Özbağ benim. Dedi dün gece telefonda konuştum. Zat siz misiniz dedi. Evet dedim benim. Bakıyor böyle. Ya ben sizi dedi böyle kocaman kavuklu cübbeli bir kimse olarak bekliyordum dedi. Yok dedim bizde kavuk cübbe. Biz böyleyiz işte dedi. Oturdu teşekkür etti. Dedi ki ben dinimi nasıl öğreneceğim? İnşallah öğrenirsin dedim. Yavaş 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 işte öğrendi bir müddet. Ondan sonra da dedi ki benim gittiğim yol yol değilmiş. Şimdi çoluğu çocuğu var, bir daha evlendi. Ondan sonra git dedim normal bir adamla evlen, dindar bir adamla evlen dedim. Fakir fukara olsun önemli değil, dindar bir adamla evlen dedim. Bir tane dindar bir kimseyle evlendi. Adamın hiçbir işi gücü yok. Dedim boş ver işi gücü olmasın. Sen ona bak dedim. Dindar bir adam olsun. Arada bana telefon açıyor, mesaj çekiyor. Şimdi Allah razı olsun. Dindar bir adamla evlendim. Bazen altına not düşüyor. Yani parasının az olması canımı sıkıyor ama diyor. Dedim bırak çocuklarının babası dindar bir kimse. Canını sıkma. Allah muhafaza eylesin. O yüzden yıldırım gibi olma, bir şeyi yakıp kavurma, öyle din de anlatma, öyle din de yaşama. Ya tedirici tedirici, yavaş yavaş, din 23 yılda tamam oldu. 23 yılda tamam oldu. Hemen birisini böyle sık boğaz edip dinin göbeğine oturtturacağım diye uğraşma. Yavaş yavaş, tedirici tedirici, yumuşak yumuşak. Bir ibadete başlayınca devam et. Sakın kesintiye uğratma. Ramazan orucuna başladın, hiçbir Ramazan bırakma. Namaza başladın, namazını bırakma, namaza devam et. Namaza devam et. Günlük 100 tane la ilahe illallah diyorsun, harika. Ona devam et ama.
ona devam et, onu bırakma hiç. Yanar sönerlerden olma, yanar dönerlerden olma. Allah muhafaza eylesin. Böyle birisine de çok hararetli bir şey anlatma. Sakin ol. Yakma karşıdaki kimsenin devrelerini. Yavaş yavaş. Vezirin sözleri uyanık ve zevk sahibi olanlardan başkaları için bir boyun halkasıydı. İşte o zevk sahibi olmayanlar, dinden, diyanetten haberi olmayanlar böyle garazlı ve kasıtlı konuşanlara esir olurlar. Çünkü nefislerinin hoşuna gider. Şeytan onları o tarafa doğru itekler. Şeytan o tarafa doğru pişmişler onları. Nefse tatlı gelir. Oh ne kadar güzel. Kur'an'a uydum. Nasıl olsa namaz Kur'an'da tarif edilmemiş. Tarif edilmediyse kafasına göre namazı kılar. Allah muhafaza eylesin. Vezir padişahtan 6 yıl ayrı kaldı. Bu müddet zarfında İsa'ya uyanlara penah oldu, lider oldu. Halk umumiyetle dinini de gönlünü de ona ısmarladı. Onun emir ve hükmü önünde herkes can feda ediyordu. Ve padişahla onun arasında haber gidip geliyordu. Padişah ona gizlice vaahitlerde bulunuyordu. Nihayet muradına hasıl olması ve Hristiyanlara artık yele vermeye başladı. Padişah, ey devletli vezirim vakit geldi, kalbini gamdan tez kurtar diye mektup yazdı. Vezir de, padişahım işte şimdicik İsa dinine fitneler salma işindeyim diye cevap verdi. Hristiyanlar 12 kısma ayrılması o zaman için başladı. Ve o dönemde Hristiyan hükümetinin 12 emiri vardı. Hani bazen tarikatları konuşurken ilim adamları derler ya, Hristiyanlarda da 12 tarikat vardı, Musevilerde de 12 tarikat vardı diye. Bu ta o zamandan başlar. İşte o İsa Aleyhisselam'ın kavminin o 12 kavim liderine o padişah, o vezir hepsini de kendisine bağladı. Hepsini kendisine bağlayaraktan onların hepsi de onu bir aktap, bir büyük din alimi gibi gördüler. Ve hepsi de onun sözüne itimat ettiler. Hepsi de onun mesleğine uydular. O öl der demez her emir o anda ölürdü. Öylesine bağladılar. Hani vardır ya, bağlılık öyle bir bağlılığı noktaya getirirler ki o öl dediğinde ölür. Öyle deriz ya biz, öl dese ölürüz. Yanlış. Kur'an ve sünnete uymak, dinin hükmüne uymak önemlidir. Öl dediğinde ölmek değil, dinin hükmüne uymak. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Önümüzdeki aya Allah izin verirse İncil ahkamını karıştırmasından devam edeceğiz. 463'ten. İnşallah. Geceniz hayır olsun. Allah yardımcınız olsun. Birazdan inşallah Allah izin verirse sema olacak. Sema bizim için bir zikir törenidir. Biz sema ederken bütün kardeşler, inanıyorum ki biz öyle öğretiyoruz. İnşallah öğretiye onlar da uyuyorlardır. Allah, Allah, Allah diyerekten sema ederiz. Sizler de inşallah oturduğunuz yerden Allah, Allah, Allah diyerekten hep beraber zikirle semamızı bitiririz. Geceniz hayır olsun.